NBA haftalık gündem yayınlarının ikincisine hoş geldiniz. Bu hafta yine tabii ki Orlando Bubble'ını konuşacağız ve yarın ilk başlıyor. Lig başlamadan önce hazırlık maçları başladı. Hazırlık maçları da pek hazırlık maçı değil, gibi değildi gerçi. Daha çok böyle e, yaz ligindeki ısınma maçları gibiydi. Normal tabi anlıyorum bunda. Yani oyuncular kafa olarak aslında soğuklar, bilek olarak, fizik olarak vücut olarak değil belki ama kafa olarak çok soğuklardı. Özellikle de Amerika'da yaşanan olaylar üzerine virüs konusu falan derken tatlar kaçıktı. Bu biraz onlar için aslında iyi bir ısınma dönemi oldu. Bugün bu hazırlık maçlarının çok detayına girmeyeceğim. Gerçekten maçlara çok konuşacak bir şey yok. Ama genel olarak hani takımlarda, belli oyuncularda ortaya çıkan belli durumlarda neler gördüm onlardan bahsedeceğim. Sonra da tabii ki haftalık gündem içerisinde e, güzel konular var. Minnesota satılıyor, Tibadu geri döndü, Ben Simmons bir spor psikologa çalışmış, bundan e, bununla ilgili ESPN'de bir yazı çıktı gibi gibi konulara gireceğiz. Hemen başlayalım Orlando Bubble'ından. hazırlık maçlarını. Yani açıkçası e, çok sıkıldım <laughs> izlerken. Tabii ki heyecanlıydık hazırlık maçları. En azından bir şeyler göreceğiz başlayacak. Yani hazırlık maçları yaz ligi maçlarıydı. Şimdi seeding maçlarında da muhtemelen ilk birkaç tanesi hazırlık maçı gibi olacak. Daha sert belki takımlar daha rotasyonu ilk iki maçta bile oturtamayacak. Çünkü şimdiden sakatlar ortaya çıktı. Anthony Davis belki ilk maçı kaçıracak. Dün Eric Gordon sakatlandığı üstünde. Muhtemelen seeding maçlarında oynayamayacak. Ee, işte diğer takımlarda zaten belli eksikler vardı. Ee, i̇şte ailesel sorunlar yüzünden işte Zion Williamson gitti, Patrick Beverly gitti. Onlar Geç döndü de hiç ısınacak bir dönemleri olmadı. Denver zaten beşini toparlayamadı. Ya takımların yani rotasyonlarında da eksikler vardı derken bir türlü e, çok stabil bir hale gelebilecek kadroyu toparlayamadı birçok takım. Ama rotasyonlarını oturttular. Muhtemel seeding maçları da başladı dediğim gibi işte 1-2 maç belki 3 maç. Biraz daha böyle rehavetli biraz daha mental olarak hazır göz gözükmeyecekleri bir şekilde devam edebilir ama sonra toparlayacaktır. Özellikle burada tabii ilk başta göze çarpanlar Denver'ın daha ilk günden ortaya çıkan beşi, bu 5 beş çok konuşuldu. Ben artık bunlara çok şaşırılmasını çok anlam veremiyorum. Şu yüzden hani kötü anlamda değil tabii ki evet işte bir anda çok uzun işte NBA kısalıyor kısa beşler popüler derken bir anda çok uzun bir 5. Tabii ki bunlar deneme bu kalıcı bir şey değil ama yine de bu konular gündeme hep geldiği için biraz değinmek istedim. Artık su, konu bence şu değil. Yani konu kısa 5 uzun beş değil. Konu pozisyonsuz oyunu. Pozisyonsuz oyun akışını oluşturabilecek en optimal 5. Ben bunu aslında yıllardır hep, e, özellikle de maç analizlerini yaparken Twitch'te başladığımız analizler daha önce ikili oyun podcastlarındaki analizlerde hep bundan bahsediyordum aslında. Yani şunu söylüyordum. Sağda siz optimal bir 5 oluşturmalısınız ve bu 5 bazen 3 kısa 2 uzun ki zaten artık yani guardlar ve büyükler yani büyük oyuncular uzun ve kısa oyuncular olarak ayrılıyor herkes. Yani siz sana 4 kısa 1 uzun 2 kısa 3 uzun istiyorsanız 5 kısa istiyorsanız 4 kısa 1 uzun istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Burada tek önemli olan dediğim gibi o pozisyonsuz oyunu optimal oynayabileceğiniz savunmada optimal bir şekilde eşleşmeye yakalayabileceğiniz eşleşmelerden sonra switch yapabileceğiniz switchlerden sonra Pardon switch'lerin dışında show up yapabileceğiniz ve bunları optimal bir şekilde yapabileceğiniz 5'leri bulmanız lazım. Ve ben genel olarak sadece Denver'da değil diğer takımlarda da bu denemeleri gördüm. Yani koçlar hazır ortam varken hazır sakatımız çok yeni gelenimiz çok. Tabi tersi de oldu yeni gelenler derken mesela Nurkic normalde bu sezon oynayıp oynamayacağı belli değildi. Belki playoff'lar deniyordu. O geri geldi işte onun gibi işte... Jonathan Isaac geri geldi. O da belki işte ne olacağı belli değildi. Döner mi dönmez mi konuşuluyordu. Şimdi bu oyuncular da dönünce ellerdeki beşlerle beraber işte oyuncular yokken beşlerde oluşan değişikliklerle beraber bazı denemelere girdi koçlar. İşte Portland ile Hasan Weissayt'ı yan yana denedi. Bence çok kötü bir denemeydi ama denediler. Yani bunu neden denediğini eleştirmek yerine olup olmayacağını konuşabiliriz. Olmaz. Zaten bunu çok 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 net söyleyebilirim. Olmuyordu zaten ki son maçta son azlık maçında vazgeçti bundan. Ama bu denemeler iyidir. Yani takımlar ve koçlar biraz biraz bunları arıyorlar. Yani biz sahada optimal bir pozisyonsuz oyunu nasıl yaratırız? Hem hücumda hem savunmada. Çünkü size rakip de devamlı bir boşluğunuzu bulmaya çalışacak, oraya vurmaya çalışacak. Bunları bunları kurcalıyorlar. Denver'da bunu denedi. Tabii ki yani bu sürekli olacak bir şey ama burada bir bol bol izledik. Bol bol aslında bir süredir konuşulan ama daha işte sakatlıydı vesaire derken bu sezon daha süre bulamamışken bence bomba gibi geldi. Tabii şu anda konuşmak için erken bol bol hakkında ama böyle bir Böyle bakarken böyle bir sırıtmalar yüzümde oldu yani bu, bu, bu çocuk bu çocuk çok acayip olabilir diye ee, Pokşevski var mesela Sır Sırbistan'da şu an ismi yanlış telaffuz etmiş olabilirim ama Pokşevski diyeyim siz anlayın beni kendisi de şu an e, Olimpiya Kosla anlaştı ve orada oynuyor bu 18 19 milli takımlarda da bayağı iyi oynamıştı İnanılmaz bir fiziği var o da beyaz Durant gibi e, ya bol bol da aslında artık bu unicorn ıı, serisinin yeni temsilcisi gibi işte Pokšerski geliyor. Durant orada bir kapı açmıştı ama Durant potansiyelini belki de biz çok geç fark ettik. Yani biraz normalleştiği için belki de yani özellikle de Golden State'e geçip savunma tarafında 5'e geçip savunmada da inanılmaz işler yapınca ıı, değeri daha da iyi anlaşıldı. Şimdi işte bol bol gibi Pokšerski gibi ıı, oyuncular işte Porzingis gibi oyuncular biraz daha işin savunma tarafında da doğru Yönlendirildiklerinde, doğru roller verildiğinde yani rakibe göre doğru eşleşmeler yakalandığında değerleri de katlanarak artmaya devam edecek. Bol bol da hemen burada işareti verdi. Onun dışında hani bu süreçle ilgili gözüme batan bir, birkaç komik şeyden de bahsedeceğim. Mesela Bogdanov için e, inanılmaz güzel Dawson's Creek ya da Boy Band dönemi yıl 2000'ler 90'ların ortası sonu gibi 2000'lerin başı gibi boy band'lerin işte Dawson's Creek gibi gençlik dizilerinin saç modelini yapmış. Neyse yaramış ama yakışmış güzel olmuş. Tabi bir yandan da Fox'un saçını hiç çalışamadım. Saçları kısayken çok <laughs> çok, çok çok tuhaf geliyor hala bana. Onun dışında tabi maçlar ısınma temposu da geçtiği için çok fazla üçlük deneniyor. Burada biraz şeye dikkat ettim. Hani kim daha sıcak, kim biraz daha mental olarak iyi. Yani bak, yani bakın yani şey değil kim daha formda değil yani kafası kimin daha burada mesela Kawhi daha pek gelememiş Kawhi'nin kafası biraz daha dışarıda Creepers'da genel olarak aslında Paul George dışında ve birkaç oyuncu daha dışında çok sahada değiller gibi biraz böyle dağınıklar ki Lou Williams konusu zaten ona da hemen değineyim hakkında soruşturma açıldı bilmeyenler için kendisi bir akşam kaçtı ve Orlando'da bir gece kulübünde hanımefendilerin dans ettiği bir gece kulübünde bir strip club görüntülendi NBA buna bir soruşturma açtı tabii kendisi tekrar karantinaya alınacak ve bu da ona ilk iki maçı kaçırmasına neden olacak ya artık burada bir fırsat var demiştik ya geçen bölümde yani bir bir şampiyonluk fırsatı var ve herkes bu fırsata asılacak özellikle de hani Clippers Lakers'ı bir kenara koyarsak kaybedecek hiçbir şey olmayan takımlar ciddi zararlar verebilir verebilirler burada demiştim Böyle bir sert geçebilecek bu tarz takımların daha çok asılabileceği, seeding maçlarının bir, an, bir noktada sıralama için çok önemli hale geleceği durumlarda bu kadar artık dağınık olmak bana çok saçma geliyor. Ki Clippers yönetimi de demiş hani bu konu bizi çok mutsuz etti diye. Yani mutsuz etmesine dönük artık burada biraz oyuncuların profesyonel davranması lazım. Ama evet yani iki ayda olsa dayanamadı. Yani herkes çıldırdı. Bir kamp ortamından çıkamadılar. Bakalım Clippers için kötü tabi. Beverly de bu arada gitmişti ailesel nedenlerden. O da geri geldi. Montrezor Harold sakat. Şu anda o da belli sayıda maçı kaçıracak muhtemelen. Bakalım orada yani Clippers e, şu an benim gördüğüm Paul George dışında çok çok net bir e, ki de sakat. Paul George dışında çok net bir ağırlık koyabilen şu an kafa olarak hazır bir oyuncu görmedim. Ki Reggie Jackson'ı falan zaten genel olarak onun kafası hiçbir zaman hazır olmadığı için saymıyorum. E, onun dışında... Denver tarafına biraz değineceğim. Burada şeyi çok konuştuk çünkü. Jokic çok zayıfladı, çok zayıfladı. Burada ben şeyi gördüm. Tabii ki ben de zayıf yani zayıflamış, kesinlikle zayıflamış. Hatta ben yani kafamda o kıyafetlerle gördüğümde daha da büyük bir zayıflık bekliyordum. O adam erimiş yani. Bu ayaklarını çok daha azlandırabilir diye düşünüyordum. Meğerse bizi kıyafetler yanıltmış aslında normal haline dönmüş. Eski içten çok daha fit durumda. Evet ama o inanılmaz zayıflayıp başka bir hale gelmiş değil. Ama tabii ki yine onun için bir fırsat var burada. E, takım normal rotasyona döndüğünde yarı sahadaki hareketli de yine yüksek ama ilk e, tespitim gibi hani biraz daha yüzü dönük rahat oynayabilir mi diyordum. Dışarıda yine oynuyor ama içeride pek onu daha denemiyor. Pek oralara girmiyor. Tabii ki oyun yapısı olarak da bu böyle. Yani genelde low posta zayıf tarafa pas veren, high posta tüm sağa gören ya da tepede tüm sağa gören yok içi kullanmaya devam edecekler ama onun birebir yüzü dönük işte Love Day'in yüzü dönük oyna gibi şeylerine çok yine girmeyecekler bakalım belki ileride olabilir ama dedim o kadar da zayıflamamış mesela Hardın da daha fit ama o da işte kıyafetler biraz aldatıcı günlük kıyafetleriyle çok görmeye alışık değiliz bu oyuncuları ve kıyafetler genelde vücutlarına daha iyi oturuyor öyle olunca da bir e, şaşırtabiliyor yani ki arada kalabiliyorsun normaldir Lakers tarafında e, değineceğim konu Tabi işte J.R. Smith geldi bir maçta 6 üçlük yolladı. Deon de 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 Waiters bir şeyler yapıyor kafasına göre. Ya yani bunların hiçbiri gösterge değil. Yani Lakers'ı Lakers şu maçlarda değerlendirmek çok zor ama gördüğüm tek pozitif bir şey var. Genel olarak savunma disiplini bozmuyorlar. Bu çok iyi. Mesela Denver bu tarafta zayıftı. O genel sezon içinde yakaladığı savunma disiplininden uzaklardı. O kafadan biraz gitmişler. Lakers daha iyi bu tarafta. Özellikle de tabi şimdi ilk iki maçı e pardon ilk maçı kaçırma ihtimali var Anton Davis'in. Kaçırmazsa zaten çok daha iyi olacak ama burada ben hala ısrarla Avery Bradley'nin eksikliğini büyük yaşayacaklarını hissediyorum. Çünkü sezon içindeki inanılmaz hızlı gerçekleştirdikleri o geçiş hücumları, hızlı hücumları en büyük parçalarından biri de Avery Bradley ve olmayacak. J.R. Smith'in ve Dion Waiters gibi parçaların ben inanılmaz süreler alıp bu uyumu yakalayabileceğine de inanmıyorum. Rondo da sakatlandı. Umarım bu hızlı oyunu geliştirebilecek. işte burada biraz daha KCP'ye iş düşüyor. Biraz daha diğer kısalara, diğer forvetlere hatta Kuzma'ya iş düşüyor. Bakalım umarım onu kaybetmezler ama savunma görüntüleri iyiydi. Ee, Clippers konusunu, evet Clippers'a dediğim gibi hani biraz değindim. Yani hakim Noah da orada fena durmuyor şu anda. E, tabii ki o da çok büyük süreler almayacaktır ama Harold Sakatken... Ee, onun da belli başlı rolleri alacağı ortada. Biraz da tabii onun high posttan pasını da istiyorlar. Ama tabii Clippers için bence hatta Lakers için de Clippers için de şu anda kritik olan konu olası bir Houston eşleşmesindeki rotasyonları. Şimdi buna karar vermeleri lazım. Burada işte bir uzun, iki uzun, tek uzun, çok kısa, beş kısa. Bunu ne yapacaklarına biraz bunun denemelerini yaparlar diye bekliyordum. Clippers Noah'ı orada tutarak buna pek bir plan yapıyor gibi gelmedi bana. Biraz şaşırdım. E, Joachim Noah kullanmak okey ama e, belki de işte Ma, işte belki Mo, Morris'in olduğu 5'te Morris'in olduğu belki kısa oyunları biraz daha fazla deneyebilirlerdi. Pek hazır değiller gibi geldi bana ama evet genel olarak bir mental hazırlıksızlığı var. Box tarafı e, Box'la ilgili söyleyeceğim çok bir şey yok. Savunma az stabil gözüküyor hücumda. Yani daha kurular ama çok da kasmamışlar. Daha rahatlar. Middleton ve Antetokounmpo aslında çok kısa süreler aldılar. Onları çok da yormak ki hak veriyorum işte Üstünde tam tersine Harden'a işte Eric Gordon'a süre vermeye çalıştı. Tabi bu bir tercihtir. Koç bazen şunu da tercih edebilir. Yani az vaktimiz var hızlı ritim tutalım. Ya da ritmi oynarken tutalım. Hani gerçek maçlara tutalım diyebilir. Bu bir tercihtir. Belki oyuncular bile talep etmiş olabilir. Ama burada Eric Gordon'u kaybettiler. İşte dediğim gibi seeding maçlarını kaçıracak. Dün dizinden sakatlandı. E, Box'ta tam tersine. İşte bu yüzden de takımların e, durumunu çok net algılamamız zor. E, o yüzden böyle genel geçer. Gördüğüm mental olarak ne durumlar onlardan bahsetmeye devam edeceğim. Portland'a biraz değindik. E, Nurkiç ve Whiteside'ı denediler yan yana. Evet. Yani bu iş olmayacak belli. Çünkü savunma tarafındaki match-up'lar çok zorlanıyor. Buradaki e, pick and roll'lar çok zorlanıyorlar. Hücumda çok yani evet ikisi de şut deneyebiliyor ama inanılmaz net şutlar olmadığı için savunmalar kolay risk alabiliyor da gibi durumlar var. Ama da işte zaten Lillard şu anda yok. E, onun da bir, birkaç ufak bir sakatlığı var. O yüzden onun için net konuşmak mümkün değil. Ha şu var tabi işte orada bir sivil e, toplum örgütü olarak çalışan Carmela var. Günümüzün boomerlarını low posta fade away atarak e, memnun etmeye devam ediyor. Ona da teşekkür ediyoruz. E, tabi bu nesilde lazım onları da artık mutlu etmemiz lazım. Kaybolan değerlerimiz. Toronto'ya biraz baktım. Toronto herhalde en e, kafası rahat takım. E, rotasyonları aşağı yukarı sorunsuz. Ufak sakatlıklar onlarda da var. Onlara çok kasmadılar ama genel olarak hani biraz bence kafası rahat takımlar sınıfına artık girebilirler Toronto Orlando işte Oklahoma New Orleans gibi biraz daha onlar da gidebileceğimiz kadar gideceğiz konumundalar. Dallas'ta Donciciyi görünüyor özellikle ona ona odaklandım ki zaten Cici en sevdiğim oyunculardan biri ikide de mental olarak da iyi durumda kafası çok rahat yani ona önceden 200 sene önce Euroleague'deki o gergin hallerini de bildiğimiz için saha içinde özellikle. Son özellikle de bu sezonun ikinci yarısına itibaren bu rahatlığının ben daha da arttığını görüyorum. Sahadaki sahadaki oyun rahatlığından değil ama kafa olarak yani o daha güler yüzlü bir hali var. Daha ilişki olarak kuvvetli ve hep dışarıya da bunu veriyor dışarıdan da pozitif almaya başladı şimdi ilk başta bunun korkuları vardı işte burada ağlar mı kavga mı eder çok mu sinirli olur evet ara ara patlayabiliyor bu her oyuncuda olabilir ama bence çok iyi bir e, PR yönlendirmesi de alıyor yani dışarıya sen pozitif verdikçe pozitif oluyorsun çünkü bu dönem insanları biraz sen de tetiklersen e, onları sinir edersen ki senin tanımalarına gerek yok artık biliyorsunuz bir insanın size sinir olması için sizi tanımasına gerek yok Sadece eylemleriniz ve sizin bir anlık görüntünüz yeterli. Bunlara dikkat ediyor. Bunlarla ilgili Dallas'ta da çok güzel bir hava var. Onlar da dediğim gibi kaybedecek bir şeyler yok. Bu sene gittikleri yere, kadar, gittikleri yere kadar gidecekler. bu da onlar için pozitif. Ve Jordan 34, yeşil Jordan 34'leri çok güzel duruyordu onun için. Ona bayıldım. Oladipo Indiana'da geri döndü. Ee, bu arada Indiana taraftar değilim ama NBA tişörtlerinden artık değiştire değiştire giriyoruz programda. Yanlış olmasın. <laughs> Bragdon ve Oladipo ikilisi çok iyi duruyor. Oladipo da kafa olarak iyi gördüm. O sakatlığına rağmen hiçbir sorunu yok duruyor. Bakalım Indiana çok bir şey yapabileceğine inanmıyorum ama e, sürpriz birkaç galibiyeti olacaktır. Boston'ı çok beğendim. Yani Boston Zaten son maçında full rotasyon çıktılar. Ana 5'e oynatmadılar. Tatum inanılmaz iyi gözüküyor. Yani yine bak kafa olarak yanlış anlaşılmasın. Oyun olarak değil ama çok çalıştığı belli. Oyun olarak da çok çalıştığı belli. Kafa olarak da rahatlı çok iyi. Smart zaten o takımın stabil beyni. Kesinlikle yıkılmıyor. Hayward fena gözükmedi. Yani yine oyun olarak değil ama kafa olarak iyi durumda duruyor. Yani Boston inişi çıkışı tabii ki olacaktır. Bu takım sonuçta Kyrie Irving'in enkazıyla uğraşıyor ama şu görüntüsü bu bubble dönemi için özellikle de virüs dönemi sonrasında bana iyi gözüktü. Onun dışında yani net konuşabileceğim bir takımlarda takımlardan biri de Philadelphia olacak aslında son olarak. Philadelphia'dan da hatta biraz e, Ben Simmons'a geçeceğim. Şimdi burada Philadelphia ile ilgili tabi hemen şu başladı işte. E, ben Simmons 4'e mi geçiyor? Bu hatırlarsanız Doncic Doncic 4 oynayacak falan. Furkan'ın yakın dönemde bir röportajı oldu. Bunu dinledim işte. Orada zaten ona da yöneltildi bu soru. Yani dedi hani 4-5 artık önemli değil. Hani biz pozisyonsuz oyun için bunları yaratıyoruz. O da roller, görevler önemli. Eh zaten hani bunu yıllardır aslında son 4-5 senedir belki işte Golden State ile başlayıp işte Milwaukee ile belki güçlenerek devam eden, Houston'la daha da güçlenen bir yapı bu. Artık birçok koç... E sizi çizili kalıpların içine hapsetmek yerine sahanın oyunun genel akışında belli bir planın içerisinde belli rollerin içerisinde sizin akmanızı gitmenizi istiyor. Yani oyuncuların pozisyonlar arasında geçişlerin belli belirsiz olmasını istiyor. E burada da Ben Simmons'ın artık dört numara rolü alıyor olması zaten sezon içinde görmüştük. Buna niye şaşırıldı ben onu da anlayamadım. Zaten topu getirdikten sonra low post deniyordu, köşeye gidiyordu. Hatta high posta daha çok pik tarafında piken rollere girebiliyordu. Deniyordu. Çalışıyor muydu? Hı -hı. Yani Brad Brown bunları çok çözememişti. Şimdi yine açık sahayı bulabileceği her anda ya da rebound aldığı her anda zaten Simmons getiriyor top. Yine o getirecek. Ama tepedeki o kısa pozisyonunu oynamayacak. Bu normal. Bunu bütün takımlar yapıyor. Ama Philadelphia ile ilgili ana sorun ben yani evet Brad Brown'un oyun planları. Bunu zaten artık tartışmanın bir anlamı yok. Ee, takımın genel uyumsuzluğu e, işte Al Horford'un kenara çekilip Ben Simmons pardon Embiid'in daha orada tek uzun gibi kalacağı ihtimaller işte dört kısa tek uzun ihtimalleri tabii şimdi daha farklı denemeler yapacaklar. Bunlarla ilgili pek bir şey göremedim zaten sahada ama seeding maçlarında göreceğiz. Peki Simmons'a gelirsek. Simmons'la ilgili ESPN'de son dönemde bir yazı çıktı. Ee, özellikle de Bubble'dan önce ki geçen hafta da ben bahsettim. Simmons şut atacak. Ee, evet dedim. Hani ilk kez psikolog bir psikologla çalışmış. Ee, ve e, korkuların yani üçlük katmanın onun için bir korku olmasından kurtulmaya çalışmış. Şimdi ESPN'de çıkan yazının detaylarında şöyle şeyler var. Diyeceğim. Ona girmeden önce bir geri saracağım. Bir şey eklemek istiyorum buraya. Biz ikili oyunun e, ilk Simmons'ın oynamaya başladığı dönemlerinde bir Yayın yapmıştık. Ben de bir koç olarak şundan bahsetmiştim. Oyuncuların sahada yapabildikleri ve yapamadıkları şeylerin iki nedeni oluyor. Bir gerçekten fiziksel ve işte yetenek olarak ve yeteneklerini keskinleştirme olarak eksik kalmaları. Yani çalışmamaları özetle. İyi çalışmamaları. İkinci konuda mental. Ya mental konu sahada e, seyircinin çok takılacağı bir şey değil. Hani şöyle bir şey değil. Kızdı, bağırdı, üzüldü. Ay işte topu kenara attı. Ay yanlış pas atınca yıkıldı artık kendine gelemiyor. Üst üste 5 şut kaçırdı. Ve beyni yandı değil. Mental konu biraz da bu tabii. E, bunu nasıl usturuklu söyleyebilirim. Saha içinde oynayan kişiler bunu biraz daha iyi hissedebilir. Çünkü orada oluyorsun ya. Yani ben mesela oynarken bunu çok hissediyordum. Çünkü şöyle olur bu. Yani sahaya çıkarsınız. Özellikle altyapılarda oyuncular sahada süre kazanmayı değil, süre kaybetmemeyi oynarlar. Çünkü büyük bir korku sahibidirler. Nedir bu kaybetmeme? İlk şutu kaçırırsın ve gözün kenara takılır. Acaba beni oyundan mı alacak? Acaba hata mı yaptım? Acaba geri dönülmeyecek mi? Kızdı mı? Kızacak mı? Kızabilir. Kızdığı andan sonra da bu başlar. Süre gidiyor. Vakit kaybediyorum bir şey yapmalıyım. Hemen oyunda oyunda kalmak için hatamı düzeltmeliyim. Ya da işte aman daha fazla hata yapmamak için risk almayayım. Mesela açık sahada oyuncu yakaladım. kalın birebir zorlamayayım. Pasımı vereyim, geçeyim. Hani böyle futbolda da var hep yana oynuyor, yana oynuyor, risk almıyor. Biraz bu mental bir durumdur. Yani korkmaya başladıkça sahadaki süreni kaybetmeme refleksi oluşur. Dışarıya kötü gözükmeme refleksi oluşur. Çünkü bu şey de değil hani biz kıçı kırık altyapı maçı evine gidiyorsun bittikten sonra. Yani fazla tribünde Çaycı abi işte karşı takımdaki Hüseyin'in annesi babası izliyor. Ama burada bir çıkıyorsun bütün basın Twitter, Instagram her yerdesin. Yani sevgilinden giriyorlar şut atamamandan çıkıyorlar. Evet Ben Simmons'ın bu şut atamama konusu çok parodi oldu. Biz de bu parodiye katıldık ama bu ESPN'in son yazısından sonra ben artık ki ben ilk geldi dönem bundan bahsediyordum. 2-3 sene önce, 2 sene önce bundan bahsediyorduk. Bu oyuncunun ciddi mental sorunları var. Bu sadece şutla ilgili değil. Bakın sağda dikkat edin. Bununla ilgili analizler de yaptık. Merak edenler varsa yine benim YouTube kanımdaki önceki videolara gidin. NBA analizlerinde Philadelphia maçlarına bakabilirsiniz. Mesela sağda birebir birini yakaladı tamam mı? Yani Ben Simmons'ı biliyoruz açık yakaladığı zaman geçemeyeceği hiç kimse yok. Ama birazcık böyle savunma gömülmeye başlasın. Birazcık yardım kendini göstersin. Kesinlikle zorlamıyor. Hemen topu tutuyor. Hemen çok gereksiz bir pas yapıyor. Mesela low postu aldığında sırtını sırtını dönüp kendini bir koruma alanına alıp gereksiz bir hook'a gidiyor. Kesinlikle yüzünü dönmüyor. Çünkü yüzünü dönse dribbling çok kuvvetli mi? Aslında değilmiş işte. ESPN'deki yazı çok güzel bir detaya değinmiş. Ben Simmons'ın bu güvensizliklerin oluşmasında aslında belli noktalarda ufak tefek bizim için küçük gözüken onun için önemli olan teknik eksiklikler olduğu da ortaya çıkmış. Yani aslında dripping'deki akıcılıkla ilgili kısa alanda daha dar alanda dripping yapmasıyla ilgili teknik sorunlar çıkmış. Bununla uğraşmışlar. İşte e, pas açıları ile ilgili aslında sorunlar yaşıyormuş çok bunlarla uğraşmıyor Ben bunu artık dilimde tüy bitti. Yani Ben Simmons'ın yarı sahayızlı hızlı geçip topu arkasına atması basketbol dışı bir şey yani. Ya bu bu çok az konuşuluyor. Buna da buna da inanamıyorum yani. Koşup koşup hop arkama veriyorum. E, orada şut var, atıyor birisi. Bu bu değil abi. Bu yaratıcılık değil. Bu pozisyon yaratmak değil. Bu savunma üstüne çekmek değil bu oyunun hızlı akabilecek kısmını durdurmak. Çünkü hızlı hücum akışında bugün işte geçiş hücumlarının akışında önemli olan forvetlerin, kısaların, e, trailerların topun önünde ya trailer park, trailer arkadan gelecek yanlış oldu. Yani kenar koşucularının topun önünde gitmesidir. Lakers'a bakın. Every Bradley herkesin hızlı gider. Anthony Davis daha LeBron pas atmadan yarı sahadadır. Ama biz Ben Simmons'tan çok nadir durumlar dışında topu sürmesinin dışında bu kadar uzun pasları bu kadar iyi koşu planlarının hücum hızlı hücum planlarının hazırlandığı durumlardaki pasları pek görmüyoruz. Bu oyun yapısıyla da ilgili tabii ki bunu bir kenara koyuyorum ama bu Ben Simmons'la da ilgili. Maalesef bu sorunlar işte hepsinin onun mental sıkıntısıyla ilgili oldu artık ortaya çıktı. Zaten e, Coach Brad Brown da çalıştığı psikolog da buna ona söylemişler. Yani bu rahatlık alanından çıkman lazım. Yani çıkamazsan ki ben şey dedim çok iyi hatırlıyorum e, iki oyun podcastlerinin birinde. Ben Simmons atıyorum 10 üzerin, 100 üzerinden 98 potansiyeli var. Yani inanılmaz yüksek. Ama çok düşük kalacak. Yani bundan korkuyorum diyordum. Yani 60'lar 70'lerde kalacak kesinlikle o potansiyeline ulaşabilecek kırıcılığı, rahatlığı, sağdaki o patlamayı yapamıyor. Bu gerçekten çok tuhaf bir konu. E, bakın buna tabii ki Sonic de katıldı. Değil mi kızım? Hadi sen şimdi bana bir izin ver. Bu inanılmaz e, samimi NBA programımızda <laughs> birazdan ilgileneceğim seninle. E, bu, bunları çözemediği için de e, oyun planları da belki çalışmıyor. Anladın mı? Brad Brown'u çünkü onu kaybetmek istemiyor. Çünkü Brad Brown'un aslında Simmons tarafında ta ailesiyle de ilişkisine dayanan bir yakınlığı var. Tabii biz kimileri bunu kayırma olarak düşünüyor olabilir. Belki bir noktaya kadar ben de öyle düşünüyordum ama şu anda bence bu öyle değil. Bu artık onu kaybetmemekle ilgili de bir konu. Yani dediğim gibi yani oyuncunun sahada rahatlaması çok zor iş. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Özellikle altyapı oyuncuları beni dinleyenler varsa anlıyorlardır. O korkuyu hissetmişlerdir daha profesyonel oyuncular da bunu her zaman istiyor. İşte Michael Carter Williams son dönemde açıkladı o da e, depresyonda olduğunu, sıkıntılar yaşadığını. Ya oyuncuların zaten psikolojik sorunları olduğunu, bu büyük baskı, para baskısı, para kazanma, sözleşmeler, basın, bu baskıların hepsinin onları çok ettiğini artık okuyoruz. E, bunların altından da artık NBA'nin belki çıkması için daha detaylı bir program. Belki takımlar üzerinde başka ee, psikolojik e, sistemler bu belki doktorsal olarak belki başka konularda alanlar yaratarak Bu konuya eğilmesi gerekecek Ama Ben Simmons konusunda kapatırken şunu da ekleyeyim ee, İlk maçta iki şut denedi rahat gözüküyordu sonraki maçta denemedi ama Ben artık fırsat gelecek geldikçe atacağını gördüm Ya bak inanıyorum inanmıyorum demiyorum gördüm artık atabilir O mental kırılımı ufak ufak yaşamaya başlamış ama ondan önce kırması gereken işte dediğim gibi bu birebirler, low post oyunları, pas oyunları, pas açıları ile ilgili ciddi sorunları var. Umarım onları da düzeltecektir. Bubble'ı bitirmeden bir konuya daha gireceğim. JJ Redick bir açıklama yaptı. Dedi ki e ya bunca yıldır ben basketbol oynuyorum. Şu Bubble'da yıldız oyuncularını aldığı Hürmetin bir yarısını alamadım ya. Özel hizmetin bir yarısını bile göremedik kardeşim demiş. <laughs> birazcık sistemli dalga geçmiş. Birazcık sistem etmiş. Birazcık gülmüş falan ama bu zaten konuşuluyordu. Yani orada gidip de o yemekleri Lebron James yer mi yemez mi diye konuşuyorduk. Ama konu aslında daha da ciddiymiş. Bazı oyuncuların odası, odaları çok daha büyük. 3-4 yatak odalı odaları varmış. bazılarının mutfağı içindeymiş. Bilmiyorum belki bazı kendi şefini bile getirmiş olabilir mutfak varsa içinde bunlar. Yani bunları nasıl kontrol edecekler? Çünkü alan çok büyük. E, şimdi kurallar var ama biliyorsunuz kurallar belli kişiler için her yerde her zaman esner. Reddick de biraz bundan şikayet etmiş. E, yani bu diğer takımlar özelinde belki çok etkilemeyebilir ama takım içindeki e, konular bazen kötü yerlere gidebiliyor. Hep şunu diyordum ya sezon başlarken de. Aslında düşük maaşlı oyuncuların motivasyonu ne durumda? Ya alacağım 3 kuruş için benim burada vereceğim emek, alacağım risk değer mi? Konusunda birazcık konsantrasyon sorunu yaşayacaklarını düşünüyordum. Redick de bence bu işareti, bu ateşi yakan oyunculardan biri oldu. Evet, buradan şimdi e, aslında daha da kritik biraz daha gündem konularına geçelim. Bubble ilgili yine tabii ki yarın lig başlıyor. Artık e, biraz daha seeding maçları ile ilgili konuşacağız. Daha detaylı takımlara gireceğiz. E, seçtiğim takımlara gireriz. Bu arada hemen bir hatırlatma yapayım. Siz de bana hem bubble ilgili, hem genel NBA gündemi ile ilgili hafta içinde belli dönemlerde biraz eski de olabilir. Abi şu konuyu da konuşsan güzel olur dediğin. Konular olursa mutlaka yazın yorumlara. Ben onlara bakacağım. Yani kendim gündemden alıyorum. Eski kafama takılan konuları alıyorum. Bazen yeni bir konuyla e, eski bir konuyu bağdaştırabiliyorum. Buradan da güzel yorumlar çıkıyor. Lütfen yorumlara yazın. Abi şuna da bakarsan çok seviniriz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz dediğiniz NBA konularını bekliyorum. Ve gelelim e, genel gündeme. Tom Thibodeau Evet New York Knicks... Uğraştı uğraştı. Atkins mi dedik? Ee, Jason Kit mi dedik? O mu dedik? Bu mu dedik? Ola ola Tibadu oldu. Tibadu bir saniye ben hemen bir kedi yolluyorum. Çek kızım dışarı. Hoppa. Tom Tibadu ile anlaştılar. Tom Tibadu herhalde alınabilecek en yanlış karardı. Bu konuda biraz sert konuşacağım. Ve gerçekten olası bir yani New York için artık şu saatten sonra Playoff sınırına gelmek bile başarı ya. Yani bence bir başarı değil. Playoff'a kalmaları bile bence bir başarı değil. Bu kadar e, yine yatırım, yine genç oyuncu dönüşümü, yine draft biriktirme, yine yıldız peşinde koşacağız gerektiren yani 20, 20 senedir. Hadi 99'u e, nokta alalım bir e, geçiş noktası alalım 99 finalini. O dönem Jeff Van Gundy vardı takım başında. 21 senedir aynı geyikleri dinliyoruz. Bu 21 sene boyunca New York Knicks'ten yani hiçbir şey olmayacağını artık ikna olmuş bir sürü seyircisi var. Bir sürü insan var ve burada artık bir kırılım yaratmayı beklerlerken bir genç koçta ki iyi genç koçlarla görüştüler. bir eli takımların yardımcı koçlarıyla görüştüler. Ben açıkçası buradan yeni nesil bir koç çıkarabileceklerini düşündüm ama kesinlikle şu riski alamadıklarına inanıyorum. Yani biz yine bir yarım sezonda ya da sezon bitmeden birini daha kovmakla uğraşmayalım. Biraz daha garanti bir isme gidelim dediler herhalde. Burada niye olmadı. Koç At yani Atkinson onu bilmiyorum. Atkinson'un olmaması beni çok şaşırttı. Yani Atkinson zaten Brooklyn'den ayrılma nedenini konuşmuştuk daha önce ama <laughs> New York'la anlaşamaması acaba dedim. Hani ki birkaç görüşme de oldu ama ben herhalde son noktada ben bu belayı almasam mı başıma dedi diye de düşünmüyor değilim. Demiş olabilir yani. Ama onunla anlaşamadıkları noktanın bence takım kurma üzerine olduğunu düşünüyorum şu anda. Özellikle Brooklyn'de yaşadıklarından sonra ya biz sana iki tane süperstar getireceğiz şöyle olacak böyle olacak e, döngüsüyle çok olabilecek gibi gelmedi. Bence o tip şartların para vesaire dışındaki şartlarda anlaşamadı gibi geliyor bana. Çünkü Thibode'yu getirmek demek şu anda genç oyuncularla bir yere gidebileceğiz herhalde den, demek değil. Artık hani bir daha star peşine düşeceğiz. ...demek bu... ...ama şunu da kesinlikle anlamıyorum... ...Tibod'u artık bir oyuncu ikna edebilecek bir koç değil... ...yani Tibod'u... ...çağın gerisinde kaldı... ...yani sadece şey geyini bir kenara bırakırsak... ...çok oynatıyor, çok uzun süre, 40 dakika... tam bu zaten... ...onun en büyük eksikliklerinden, en büyük tuhaflıklarından biri... ...ama zaten... ...yani bir uyumlu beş yaratma... ...takım optimizasyonu... ...kenardan oyuncu getirme... ...bunların, onlardan alacağı rollerdeki... ...görevlerin belli olması oyuncudan alabileceği her şeyi alabilme, bunların hiçbiri yok. Gençler iletişim yok. Yani ha Thibaut'u bir anda aydınlanmış ve evet ben değiştim, geliştirdim, artık bambaşka bakacağım olaya diyebilir. Bu da bir opsiyondur. Küçük de olsa %5, %10 olur mu olur ama ben kesinlikle inanmıyorum. New York çok büyük bir hata yaptı. Bence yine 5 senelik bir sözleşmeyi bitiremeyecek Tom Thibaut. Ha, bitirir. New York acayip bir yere gelir, final oynar. Yine geçmişe döner derim ki ben böyle düşünüyordum ama helal olsun adam baş adam yaptı deriz. Onun dışında Minnesota satılıyor. Minnesota e başkan, başkan değil tabii ki takımın sahibi Glenn Taylor. Bizdeki bu başkan alışkanlığı NBA tarafından gitmiyor bende de. E Glenn Taylor takımı satacağını söyledi. E hemen tabii alıcılar ortaya çıktı. Özellikle Kevin Garnett'in de öncüsü olduğu bir grup, bir yatırımcı grubu da peşinde. Ki Minnesota'lılar Minnesota oyuncuları da hatta Karantin Towns da bir açıklama yapmış. Hani Garnett alsa ne güzel olur gibilerinden. Ya yani takımlar alınıyor, satılıyor daha işte Brooklyn yeni satıldı. Buradaki çok teknik finansal konulara girecek kadar da açıkçası bir bilgi yok. Benim de bir fikrim yok. Ben biraz daha farklı bir ikilede değineceğim burada. O yüzden bir yazı okudum bununla ilgili. Sanırım yazı yazı hoop sebitttiydi. Hoop sebitten. Hoop Sabit'ten Ethan, Ethan, Ethan Becker'ın yazısını okudum aynen. Ethan Becker şöyle bir şey demiş. Yani bu satım, bu satış sadece Minnesota Timberwolves tarafındaki bir kar satışı ya da çıkış, exit satışı olarak görülmesin. Minnesota Lynx satışı olarak da görülmez. Çünkü Minnesota Lynx'i de yani Women NBA takımı da satacak Glenn Taylor. Ve Women NBA'in son dönemdeki yani geçen seneki geliri 60, 60 milyon dolara çıktı sanırım ki çok yeni. Yani bunun NBA'ye ya baktığımızda NBA'ye göre geçmişini kıyasladığımızda ona göre çok yeni kalıyor ve Analistler baktıklarında Woman NBA'in NBA'ye göre kıyaslandığında tabii hani market değeri, pazarlama, basın içerisindeki yeri, dijital dünyadaki yeri falan bunlar önemli ama genel bir analiz yapıldığında şu an değerinin çok altında olduğu da konuşuluyor. Yani çok ciddi bir yükselişe gidecek ve çok karlı bir yatırıma dönüşecek. Zaten artış, imeli bir artış var Woman NBA'in gelirleri tarafında. Özellikle de ki ben bunu pozitif olarak söylüyorum şu anda tekrar altını çizeyim. Dünyadaki genel bilinçlenme, kadın erkek eşitliği konusundaki bilinçlenme, kadınların artık o geri planda kalmasın bak öne çık. Bu böyle bir yanılgı var hemen onu düzelteyim. Öne çıkmıyor kadınlar zaten çok gerideydi. Normal yerlerine gelmeye çalışıyor hala. Bu gelişmeler olduğu için biraz daha insanların bakışı genişlediği için basın, genel dijital dünya buna biraz daha artık e, geniş bir perspektiften bakabildiği için orada ciddi bir potansiyel var tabi buna çok sayısal bakınca çok ticari anlaşılabilir ama böyle bir yatırımcı gözünden de böyle işte e, muhtemelen bunu alacak grup bunun NBA tarafındaki bu satışı da dikkate alacaktır çok güzel bir detay güzel bir yazı olmuş e, benim de ilgimi çekti bundan da bahsetmek istedim ama bakalım Minnesota'ya kim alacak yakında göreceğiz Son iki haberimize geçiyoruz buradan. NBA Çin'le arasına minik minik mesafeler koymaya başladı. Bunlardan ilk hamlede şu anda neredeydi hemen bakıyorum. Yani kesin yanlış okuyacağım. Xinjiang bölgesinde Çin'in kurulu olan bir basketbol akademisi varmış ve bunu kapatmışlar. Zaten senatörler tarafından da buraya ilgili bazı sıkıntılar belirtilmiş. Sanırım burada biraz insanlık dışı bir durum da var ki Çin'in zaten siyasete girmeyeceğim. Genel Siyasi konularda çok ciddi zaten bu tarz nasıl söyleyeyim çok da siyasete girmeyen nasıl söylenir etik olmayan yanlış olan ırksal sorunlar yaşatan tüm dünyaya davranışları var. Bunlar aslında birçok kişinin birçok ülkenin de canını sıkıyor ama Çin'in şu anki konumu özellikle ticari konumu yüzünden kimse ses çıkaramıyor. Açıkçası bu ben de sinir eden bir durum ee, ve NBA bir şekilde bunu yaparak bir mesafe koymaya başlayacak denmiş böyle bir imaj çiziliyor denmiş ama tabii bunu sezon içinde göreceğiz NBA Çin tarafında ciddi gelir kaybına uğradı yine uğramaya devam edecek ama NBA ve NBA'de artık dijital dünyaya daha çok giriyor bugün işte Twitch'te YouTube'da şurada burada biraz daha yeni neslin de içine girebileceği bir e, marketing dünyasına giriyor ve aslında insanlara sadece basından maç yayını olarak zaten işte Çin'e gidiyoruz ve işte orada 300 milyon seyirci var alıyoruz ve zengin oluyoruzdan çıkıp bu işi daha da global, daha da dijital, daha da gençleştiren bir yapıya döndürecekler. Böylece biraz Çin baskısından kurtulacaklardır. Onun rahatlığı da olabilir ama göreceğiz. Bakalım NBA bunu ne kadar ileri götürecek. Son konumuzda Mayer's Leonard'ın bir açıklaması var. <laughs> bu çok kısa ama buna bir değinmek istedim. İşte bana gelip hep diyorlar ki NBA artık çok soft. Siz benim sahada ne yaşadığımı bilemezsiniz be. Bilemezsiniz demiş. Sinirlenmiş. Biz nelerle uğraşıyoruz? Siz sadece dışarıdan görünene bakıyorsunuz. Sağın içi hiç öyle değil. Bunu ben herhalde bunu da yıllardır söylüyorum. Zaten sağ içindeki birçok oyuncu da söylüyor. Ya birkaç aklı evvel çıkıp evet eskisi gibi savunma yok falan deyip sonra sahada dayak yediği pozisyonları çok kez görmüşüzdür. Meyers Leonard da buna delirmiş sonunda. Abi yani tek bir şey söyleyeceğim. Savunma, savunma çok önemli. İşte gençler geliyor, savunmaları zayıf abi. Takımlar savunma yönden çok zayıf. Savunmalar çok önemli. Savunma çok önemli. Savunma, savunma denen bir ortamda. Ve savunmasını yapmadan hiçbir yere gidemeyen takımları ki bugün Lakers'ın savunmasını konuştuk bütün sezon. Takımları görüyorken hala sertlik yok, savunma yok demek artık, artık ezbere konuşmanın herhalde e, kökü, dibi falan bir şeylerdir. Çok tatsız. Mavis da buradan selam olsun. Deyip e, bakalım Perşembe günü yani yarın ben bu videoyu bugün size yayınlıyorum. Yayınlayacağım. Öğle saatlerinde kaydediyorum. Akşam YouTube'da izleyeceksiniz. Yarın da lig başlayacak. Haftaya yine e, hafta içinde bir gün gündem yayını gelecek. Şu an sabit bir günü yok. E, biraz gündemin akışına geçişine maçların durumuna göre ayarlayacağım. Hafta içi bir gün gibi duruyor ama onu konuşacağız. Dediğim gibi bana gündemle ilgili... Ve diğer NBA sorularınız varsa onlarla ilgili yorumları mutlaka yazın, onlara bakacağım. Ve son olarak da yarın artık maçlar başlarken bakalım kim ilk ya da kimler maçlar okunurken diz çökecekler göreceğiz. Görüşürüz, kendinize iyi bakın, bay bay.